Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün tarihler 28 Eylül 2023'ü gösterirken gündem konularıyla beraber olacağız. Gelişmeleri beraber değerlendireceğiz. İlk konumuz TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 serisi motorun kırdığı rekor. Tam 35 saat havada kaldı. Hangi hava aracı üzerine kaldı? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın geliştirdiği çift motorlu Anka 2 olarak da bildiğimiz Aksungur İHA sistemi üzerinde. İsterseniz hemen bu konuyla başlayalım. Malum Türkiye'deki hava araçlarıyla savunma sanayi konularında işte hem hava aracı, kara aracı, deniz aracı en büyük problemler motor konusunda yaşıyor. Motor konusunda dışa doğru bağımlılığımız çok fazla ve bununla da ilgili en önemli sıkıntıları motorda yaşıyoruz. Uçuş testleri hiç kolay değil. Bu testler sırasında her türlü şart deneniyor. Diyebilirsiniz ki bu basit, içten yanmalı bir motor. Hayır, değil. Bu kadar basit bir motoru önemli olan, normalde çıkamayacağı bir irtifa olan, örneğin bu motorun üst limiti tam 45 bin fit, yani 15 bin metre. Bu motor 30 bin fitin üzerinde, değeri milyonlarca dolar olan, üzerinde gelişmiş sensörler, ekipmanlar, kameralar taşıyan bir İHA'nın emniyetle uçmasını sağlamak, bunu da gerçekleştiriyor PD-170. PD-170'in şöyle bir özelliklerine baktığımız zaman bu farkı nasıl koyuyor ortaya? Turbo şarjör sistemiyle çok yüksek irtifaya çıkıyor. Öncelikle adından da anlaşılacağı gibi PD-170, 170 beygir gücünde bir motor. Artı 2, eksi 2, yani 172 veya 168'e gücü düşebiliyor. Ama bu motor içten yanmalı bir motor ve pervaneleri çeviriyor. Bir taraftan da Aksungur videomuz şöyle bir yürüsün bakalım burada. Güzel, çünkü çok Aksungur çok zarif bir İHA sistemi. Buradaki motorun en büyük özelliği turbo şarjör sistemine sahip olması. Normalde aracınızı düşünün, deniz seviyesinde gidiyorsunuz. Örneğin benim kullandığım araç 1.6 dizel motora sahip bir araç. Binek türü bir araç. Bu araçta normal deniz seviyesinde İstanbul'da giderken bir çekişi var ve maksimum verimlilikte kullanıyorum. Ama ben motoru zorlamaya başladığım zaman, örneğin kullandığım araçta Toros Dağları'nın tepesine çıkmış olalım. Toros Dağları'nın tepesine çıktığım zaman örneğin 3000 metre irtifada, burada motorun çekiş gücü azalmaya başlıyor. Ben motoru zorladıkça hem motoru yıpratıyorum, bir taraftan yakıt sarfiyatı artıyor. İşte bu 170 beygirlik motor 30 bin fit, 10 bin metrenin üzerindeki irtifalarda çok verimli çalışıyor. Buna göre TEİ tarafından yapılmış ve arkasından da bu gücü oluşturarak aktarması gerçekleştiriliyor. PD-170'in Anka'da kullanılıyor. Aksungur'da 2 tane kullanılıyor ve bir sonraki adımı da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapmasını beklediğimiz Baykar'ın TB3'ü. TB3 biliyorsunuz. TCG Anadolu gibi yüzen platformun üzerinden hareket edecek, kalkış, iniş gerçekleştirecek ve buralarda çok kısa mesafelerden havalanacak. O yüzden çok yüksek verimliğe sahip motor ihtiyacı var. Bu açıdan da PD-170'i önümüzdeki günlerde yeni bir sayfa bekliyor. Gerçekten olumlu ve gelişmiş bir motor. Uzun zamandır da testleri, operasyonları gayet başarılı bir şekilde gidiyor. PD-170'in önemli avantajlarından biri de rakiplerine göre daha hafif bir motor olması. Düşünün, bu motoru 1 kilogram hafiflettiğinizi düşünün. 1 kilogram hafifletmek demek 1 litre yaklaşık daha fazla yakıt almanız anlamına geliyor. Bu sizin havada kalış sürenizi arttırıyor veya 1 kilogram fazla silah taşıyorsunuz, ekipman taşıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Bazı arkadaşlarımız biraz bana kızıyorlar, takılıyorlar. Hep diyor böyle Baykar'ın haberlerini yapıyorsunuz. Hayır. Her türlü insansız hava aracı, savunma sanayi ürünü, uçak, helikopter ne varsa eşit davranıyorum. Haber olduğu zaman benim sistemde, benim YouTube kanalımda sizler izliyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. Bu arada Aksungur gerçekten çok başarılı bir İHA olduğunu söylemiştim. İnanılmaz uzun süre havada kalabiliyor. Aksungur'un ilk rekoru tam 49 saat havada kalması. Yani 49 saat dediğiniz 2 günden fazla bir süre. Sonra bu rekoru 60 saate yükseldi Aksungur ve bunu daha önceki eski Alman motoruyla yaptı. Şimdi PD-170 ile çıkılan bu 35 saat gerçekten önemli bir mesaj. 35 de biliyorsunuz İzmir'in plakası. İzmir'in plakası şu anda da Teknofest var. İzmir'de
her gün gösteri yapıyor. Aksungur bunlar bir test süreçleri içerisinde gerçekleştiriyor. Ankara'da Akıncı'daki TUSAŞ tesislerinden kalkıyor. İzmir'e gidip gösteri uçuşunu gerçekleştirip geri dönüyor. Burada da bu motor gerçekten kendini ispat etmiş. Bir yandan da bu uçuşlar sayesinde testler gerçekleşmiş oluyor. Çok uzun süre havada kalabiliyor. İlk kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmuştu. Şu anda Batman'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı da Aksungurların teslim almış durumda. Gerçekten önemli bir İHA. Çok uzun süre havada kalmak açısından bir avantaj. Tekrar İHA sistemlerimizi sıralarsak TB2 her yola gidiyor TB2. Onun üstünde Anka var. TUSAŞ'ın yaptığı. Anka'nın bir üstü Aksungur çift motorlu. Aksungur'un taşıma kapasitesi olarak bir üstü Baykar'ın Akıncısı. Akıncı'yı bir savaş uçağı gibi düşünün. Belki Aksungur Anka kadar havada kalmıyor ama taşıdığı yük oldukça ağır. Büyük mühimmatları taşıyabiliyor. Uçak gibi hızla gidiyor. Bombasını, füzesini ne atacaksa görevini yapıp geri geliyor. Diğer İHA sistemleri uzun süre havada kalıp keşif görevlerini başarıyla gerçekleşiyor. Akıncı'nın üstü de artık jetler başlıyor. Baykar'ın Kızıl Elması var. Yakın bir zamanda gözümüz kulağımız TUSAŞ'ta Anka 3'te ilk uçuşunu yapacak jet ve yeni bir sayfa açılacak. Bu gerçekten böyle bir rekor haberiyle başlamak bizleri oldukça sevindirmiş durumda. Gelelim ikinci konumuza. İkinci konumuz Türkiye F-16 izni ne olacak? Bir taraftan da Yunanistan'ın F-35 talebi var. Şimdi bu konuyla ilgili oldukça ilginç gelişmeler söz konusu. Bir taraftan da şu bizim alamadığımız F-35'in görüntüsünü de buraya koyalım. Şimdi Türkiye bu konuda F-16 alımı konusunda Amerika'dan net bir adım bekliyor. Şimdi niye biz F-16 alıyoruz? Ara uçak ihtiyacımız var. Amerika sağ olsun bize F-35 programından S-400'leri aldığımız için attı. Bunun sonrasında işte bu gördüğünüz uçakları bile teslim alamadık. Sonrasında Türkiye hem ödediği paraların tahsilatı açısından ek 40 adet F-16 blok 70 talebinde bulundu. Dedi ki ayrıca ben elimdeki 79 adet blok 40 50 plus uçağı modernize edeceğim. Bu uçaklarda Viper olarak adlandırılan yeni nesil standartlara kavuşacak. Bunları modernize edeceğim. Ek mühimmat ve yedek parça alacağım F-16'lı uçaklarım için ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir bütçe çıkartıldı ve bunu almak istiyor. Fakat Amerika çok uzun zamandır ayak diretiyor bununla ilgili. En son biliyorsunuz Bob Menendez rüşvet davası nedeniyle yavaş yavaş Türkiye'ye en büyük taş koyan senatörlerden biriydi. O artık bertaraf oldu ama kongrede Türkiye'ye karşıtı olan senatörlerin sayısı ne yazık ki çok fazla. Onlar gerekli taşları koymaya devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştı. Birleşmiş Milletler'in geri dönüşünde bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şuna dikkat çekti. Dedi ki biz zamanında Amerika'dan Predator'ları istedik. İHA sistemleri, silahlı İHA sistemleri. Ayak sürttüler, bir türlü bize bunları satmadılar. Ne oldu? Kendi İHA sistemlerimizi geliştirdik. Türkiye bugün artık İHA konusunda bir dünya markası. Bu şey şu an halen TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Kağan'da da bu çalışmaları yapıyor. Biz bu yolda ilerliyoruz ve bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz mesajını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Türkiye'ye bu gelişmelerde Amerika biraz diyor ki şu İsveç'in NATO üyeliğini onayla. Türkiye'de olumlu baktığını söyledi. Fakat tabii bu tür onaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor. Yani Türkiye diyebilir ki ya ben istiyorum ama bak meclisten bu çıkmıyor. Sen nasıl kongrede Türkiye'ye taş koyuyorsun? Aslında vermek istiyorsun F-16'ları, F-35'leri ama nasıl taş koyuyorsun? Benim de meclisim halkın iradesidir. Buna taş koyabilir. Böyle bir karşılıklı bir taşlar yerine herkes tabiri caizse elini açık oynuyor ama nereye gidecek bunu bekliyoruz. Tabii bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan'ın F-35 adımı var. Yunanistan uzun süredir F-35 almak üzere Amerika'ya baskı yapıyor ve bu konudaki talebini iletmiş, gerekli resmi işlemleri de başlatmış durumda. En son geçtiğimiz Haziran'ın NATO zirvesi öncesinde bu F-35 kararının çıkacağı ifade ediliyordu ama bu karar Türkiye'nin talebi üzerine biraz ertelendi. Fakat deniyor ki kongreden bu karar 2 ila 3 hafta içinde yakın bir süre içerisinde çıkabilir. İşte çıkıldığı zaman F-35 konusunda Yunanistan düğmeye basmış oluyor. Yunanistan yaklaşık 28 ila 32 arasında değişen sayıda 30 diyelim buna F-35 alacak. Bu da yaklaşık 3
ila 3,5 milyar dolarlık bir alım söz konusu. Bu alımla birlikte çeşitli Yunan üslerindeki altyapı yatırımlarının yapılması lazım. Bu da yaklaşık 800 milyon dolar. Bu açıdan da Yunanlılar biraz bu konuya soğuk bakıyorlar. İşte bu parası nereden gelecek, ne yapılacak? Yani Amerika'ya diyorlar ki siz bize bunları verin gibi bir yaklaşımları söz konusu. Bir taraftan tabii dengeler çok ciddi bir şekilde bozulacak. Malum Yunanistan F-16'larını bizim de o blok 70 standartlarına çıkartacak Viper olarak adlandırılan modernizasyona tabi tutuyor. F-16'larını Rafal savaş uçakları almış durumda. Bunların sayıları artıyor ve bunların üzerine de F-35 gelecek. Bakalım neler olacak? Türkiye'nin farklı bir konseptle milli muharip uçak üzerine daha fazla odaklanıp bunu çıkartması gerekiyor. Bunlar tabii işin başka konusu. Bir yere de burada hani Eurofighter ne zaman alacağız diyen arkadaşlar vardı. Epey bunlarla ilgili sorular sormuşlardı. Eurofighter konusunda da bir farklı bir gelişme var. Türkiye açısından değil. Eurofighter için yaklaşık 48 adetlik uçak için Suudi Arabistan İngiltere'ye ek paket için başvuruda bulunmuştu. 48 adet uçak alacak Suudi Arabistan. Bunda yaklaşık değerinin 5 milyar pound olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu alıma Almanya taş koydu. Dedi ki işte Suudi Arabistan çeşitli insan hakları ile ilgili problemler var, şunlar var, bunlar var. Biz buna onay vermiyoruz. Onay vermiyoruz dedi. Yani İngiltere'nin bunu satması pek mümkün değil. Eurofighter bir Avrupa konsorsiyumu. Almanya var, İtalya var, İngiltere var, İspanya var hikayenin ortasında. Buraya geldiği zaman nereye gider bu da ayrı bir konu. Yani yarın öbür gün Türkiye ben ara uçak olarak F-16'dan vazgeçtim Eurofighter'a dönüyorum dediği zaman İngiltere'nin sorması lazım ortaklarına. Gördüğünüz gibi Almanya Suudi Arabistan konusunda bile adeta takos koyuyor. Bu iş nereye gidecek ben de açıkçası merak ediyorum. Şimdi şöyle ekrandan F-35'i alalım. Bir yandan da şöyle bir tekrar bir sivil havacılık konusuna dönelim. Çünkü gündemde Türk Hava Kurumu'nun ambulans helikopterleri konusu var. Ambulans helikopter dediğiniz zaman şöyle bir sistem çalışıyor. İlk olarak 2008 yılında başladı. Koçoğlu Skyline ortaklığı aldı bunu. Sağlık Bakanlığı diyor ki ben çeşitli merkezler belirliyorum ve bu merkezlerde ambulans helikopterler konuşlandıracağım. Bu ihale süresi yaklaşık 5 yıl. Bu 5 yılda istediğim standartlarda helikopterleri 7-24 hazır tutacaksınız. Ve herhangi bir acil durumda ben kalk emri verdiğim zaman bu helikopterler havalanacak ve yaralıyı yaralıyı ister hastaneler arasında ister belirli noktalar arasında alacaklar ve bu taşınmayı gerçekleştirecek. Bunun ilkini Koçoğlu kazanmıştı ve ihale şartnamesinde de helikopterlerin 0 ila 5 yaş arasında olma özelliği getirilmişti. Burada bir başka önemli detay da bu helikopterler ambulans olduğu zaman farklı özelliklere sahip. Yani nedir? İşte oksijen sistemi olacak hastaya verilmesi için, o sedyenin rahat girecek şekilde altyapıya sahip olacak. İki pilotla birlikte bir acil durum teknisyeni, bir doktor, bir hemşire de uçabiliyor bu helikopterlerde ve çeşitli böyle özel ekipmanlara sahip olacak. Bu da ciddi para. 2013 yılında yapılan ikinci ihaleyi o zaman Türk Hava Kurumu'nun alt şirketi Gökçen Havacılık ve yanlış hatırlamıyorsam Saran grubuydu beraber kazandılar. Sonrasında da Hava Kurumu ikinci 5 yıllık ihaleyi daha aldı ve 2023 yılına gelmiş durumdayız. Fakat bu ambulans helikopter konusundaki ihaleyi açıkçası Türk Hava Kurumu iyi yönetemedi. Çünkü hesaplar yanlış yapılmıştı. Verilen uçuş maliyetleri Sağlık Bakanlığı'na yanlıştı ve Türk Hava Kurumu bu işten büyük zarar etti. Havacılık için şöyle bir laf vardır. Richard Branson'dır. Virgin Atlantic Hava Yolları'nın kurucusudur. O uzaya giden Virgin Galactic şirketinin de yatırımcısıdır. Sir unvanlı Richard Branson. Richard Branson milyoner olmak istiyor musunuz? Dolar milyoner olmak istiyor musunuz? Herkes tabii evet diyor. O zaman havacılığa milyar dolarlık yatırım yapın. O zaman milyoner olursunuz. Yani elinizde çok ciddi bir nakit gücünüzün olması gerekiyor. Bu güç ne yazık ki Türk Hava Kurumu'nda yok. Türk Hava Kurumu'nda olmamasının iki nedeni var. Birincisi çok uzun süredir yanlış yönetimler. Bir şekilde işte hava kuvvetleri emekli olmuş paşaları yolladı. Askeriyeden birçok insan geçti. Ama Türk Hava Kurumu sonuçta sivil yapıya sahip,
Atatürk'ün emriyle kurulmuş, Türk gençliğini havacını sevdirmesi gereken bir kurumken ticaret yapınca ve ticareti de bu işin ehil insanlara bırakmayınca çeşitli bu tür yönetimsel hatalar oluşmaya başladı. Hatırlayacaksınız, çeşitli yolsuzluk olayları da olmuştu. Atatürk'ün ne yazık ki bizlere çok önemli miraslarından biri. Türk havacılığına da çok çok önemli askeri ve sivil katkılar yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda pilot paraşütçü yetiştirmiştir. Halen destekleri gençlere havacılığı sevdirmek olmalıdır ama ticari işler yanlış yönetildiği zaman bu tür problemler girildi. Hatırlayacaksınız, helikopterlerin alımında işte rüşvet, daha önceden Türk Hava Kurumu'nun eski rektörünün girdiği drift ilişkiler ve sonraları epey bir adli vakalar halinde Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu da sonuçta bu helikopterleri almak için çok ciddi bir finansman ihtiyacı var. Bu finansman ihtiyacını karşılamak üzere bankalardan çok ciddi bir şey aldılar, bir kredi aldılar ve bir süre sonra bu krediler de ödenemez hale geldi. Açıkçası çok merak ediyorum çünkü bu helikopterlerin ülkemize çok önemli bir desteği var. Hayat kurtarıyor, yaralıları taşıyor, insanları hayata tutturuyor. İşte en son depremde müthiş uçtular. Bu dönem içerisinde bu helikopterleri kaybetmemek lazım. TUSAŞ yangın söndürme uçakları, CL-215'lerin hayata döndürülmesi konusunda çok önemli bir adım atmıştı Türk Hava Kurumu ile birlikte. Adeta projeye can suyu vererek bu sistemin tekrar dönmesini sağlamıştı, bakımını yapmıştı. Sonuçta TUSAŞ maddi olarak çok kuvvetli bir kuruluş ve işte parça alınacaksa hemen alınabiliyor, yatırım yapılabiliyor ve uzun vadede bunlar daha ekonomik hale geliyor. Bunlar önemli konular. Türk Hava Kurumu ne yazık ki beceremediği bu ticari operasyonu da bu şekilde muhtemel TUSAŞ'a gidecek. Son yıllarda TUSAŞ özellikle bu tür işletme, hava aracı işletme, hizmet verme gibi çalışmalar konusunda yaklaşımları şirket kurdu. Bunlarla ilgili farklı farklı adımları var. Muhtemel bu ambulans helikopterler de bir şekilde TUSAŞ üzerinden operasyonu gerçekleştirilecek. Benim de beklentim bunların bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'na verilecek olan Gökbey, T-625 Gökbey helikopterleriyle tamamen yerlileştirilmesi. İnşallah bu adım atılır. Ben bu iş başlarken benim en büyük hayalim Almanya'da olduğu gibi bir sistemin kurulmasıydı. Almanya'da kurulan ADAC olarak adlandırılan kuruluş aslında işte ehliyet sistemlerini kuran böyle bir kurum. Kar amacı gütmüyor ve bu helikopter operasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor. Keşke Türk Hava Kurumu da bunu yapabilseydi ama işte bir yönetici işin ehli olmadığı zaman siz gerçekten bir kurum içerisinde o kurumun köklerine ihanet ederek işi bilmeyen adamlar gelince böyle oluyor. Bence Türk Hava Kurumu'nun tekrar özüne dönerek, kendi yetiştirdiği personelini yönetime getirerek, tekrar seçim aşamasına gelerek, düzgün denetlenerek bu işleri yapması gerekiyor. Bir taraftan tabii de şunu da belirtelim tabii. Türk Hava Kurumu'nun eskiden çok fazla gelir kalemi vardı. Bu gelir kalemi tırpanlandı ve bugün çok az gelir kalemiyle ayakta durmaya çalışıyor. Ama bizlere Atatürk'ün mirası çok çok önemli bir kurum. Bunları niye söylüyorum? Ben ilk defa 16 yaşında planörle uçarak havacılık sektörüne aktif olarak adım attım. O yüzden benim için Türk Hava Kurumu'nun yeri çok çok önemli. Ama dost ne yazık ki acı söylüyor. Türk Hava Kurumu yaklaşık 4 yıldır kayyum tarafından yönetiliyor. Bu yönetim içerisinde geçtiğimiz günlerde mahkemeye bu helikopterlerin satışı için yetki istendi. Aslında Kasım ayında bir genel kurul yapılıp tekrar işte oylamalarla, delegelerle birlikte bir genel başkan seçimi yapılacaktı. Ancak bu iptal edilmiş durumda. Kayyum'un açıklamasına göre bu çalışma 18 Mayıs 2024 tarihine kadar genel kurul yapılacağı açıkçası ifade ediliyor. Ama bakalım bu işler nereye gidecek, ne yapılacak, ben de merakla bekliyorum. Önemli bir konu. Gelelim bir başka önemli konuya. Mali'deki uçak kazasına. Mali'de enteresan bir kaza meydana geldi. İşte burada Ilyushin 76 tipi Mali Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın inişini görüyorsunuz. Yaklaşık bu uçak 2500 metrelik pistin oldukça sonuna doğru inmiş durumda. Şurada görüyorsunuz artık pist bitiyor. Uçak toprak alana çıkıyor.
tozu toprağı birbirine katıyor, ilerliyor ve oradaki bir hendeğe, çukura düşüyor. Kuyruğu işte burnu öne doğru gitti. Toz toprak havada ama şimdi infilak görüntüleri gelecek ve orada uçak infilak ederek yanıyor. Bu uçak 23 Eylül'de Minsk'ten kalkıyor. İçinde Wagner'in 140 askeri var ve tekrar oynatalım isterseniz, Wagner'in 140 askerini Mali'ye getiriyor. Rus paralı asker grubu Wagner bu sıralar Afrika'da oldukça etkin. İşte birçok darbe oluyor, birçok operasyon oluyor. Burada aktif görev yapıyorlar. Wagner'in amacı bu darbeleri destekleyip o ülkede bunun karşılığında işte petrol mü, maden mi, ne çıkıyorsa buraya ortak olabilmek. Buralarda bayağı büyük operasyonları var. Mali Hava Kuvvetleri'ne alıp İl-76 Rus imalatı bir uçak bu. 4 adet jet motoruna sahip ve burada uçuş gerçekleştiriliyor. 140 Wagner askeri getiriyor. 7 de mürettebat varmış uçakta. Bunlar Mali'deki Gao pistine iniyorlar ve bu Gao pistine inerken bu kaza meydana geliyor. Muhakkak kaza raporları detayları ortaya koyacaktır ama burada pilotlar pistin neredeyse son kısmına, belki 600-700 metrelik kısmına teker koyuyorlar. 2500 metrelik pist görüyorsunuz tam burada bitiyor. Pilotun durma ihtimali yok. Neden böyle yüksek süratte pistin sonuna oturdu bilemiyoruz. Kaza raporu bakacaktır ama sonuç tam bir facia. Yaklaşık 140 kişinin, 140 yolcu, 7 de mürettebat var. Kimse kurtulamamış. Ne yazık ki yanarak hayatlarını kaybetmişler. Oldukça acı bir kaza olduğunu ifade etmemde fayda var. Yine biraz daha sivil havacılıktan, şimdi kazalardan sonra İstanbul Havalimanı'na bakalım. İstanbul Havalimanı İstanbul'un en büyük kapısı ve burada çok önemli bir görev değişikliği meydana geldi. Şirketin yaklaşık 6 yıldır CEO'luğunu üstlenen Kadri Samsunlu dün akşam hızlı bir gelişmeyle görevinden ayrıldı. Kadri Samsunlu 2017 yılında Yusuf Akçayoğlu'nun görevden ayrılmasıyla yerine gelmişti ve zaten birkaç ay sonra da meydan İstanbul Havalimanı faaliyetlerine başlamıştı. Kendisi Akfen şirketinin CFO'su, finanstan sorumlu genel müdür yardımcısıydı. Akfen'in İGA, İstanbul Havalimanı'nın işletmesi İGA transfer etti Kadri Bey'i ve Kadri Bey görevine başladı. Arkasından havalimanının inşaatı çok önemli ölçüde tamamlanmıştı. Havalimanı açıldı. İlk operasyon 2019. Arkasından da biliyorsunuz 2020 başında bir salgın başladı. Bu pandemiyle birlikte dünyada havacılık açısından oldukça zor bir dönemdi. Bu pandemi döneminde de İstanbul Havalimanı'nın sorunsuz olarak bu sıkıntıları aşmasında, işte hijyen standartlarının yüksekliği gibi yaklaşımlarla Kadri Bey bu dönemi iyi yönetti. Fakat benim aldığım bilgilere göre 3 yıllık, ikinci 3 yıllık sözleşmesi bitiyor. İşte tekrar bir sözleşme mi yapılacak, ne yapılacak? Bunlarla ilgili görüşmeler son dünkü yönetim kurulundan olumlu bir adım çıkmamış ve kendisi iki tarafla anlaşarak, el sıkışarak yollarını ayırma kararı almışlar. Bu arada Kadri Bey'in yerine de Selahattin Bilgen. Selahattin Bilgen de şu an İGA'nın CFO'su, yani finansın başındaki en tepe isim Selahattin Bilgen atanmış. O görevi vekaleten Selahattin Bilgen devam ettirecek. Bakalım önümüzdeki günlerde ne tür değişiklikler olacak, ben de merakla bekliyorum. Bir taraftan malum Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile New York'ta bir araya geldi. Yeni yatırımlar, terminallerin büyümesi söz konusu. İşte ikinci pist açılacak, eli kulağında, bunları bekliyoruz. Sivil havacılık açısından da oldukça böyle heyecanlı günler geçiyor. Bakalım bu işlerde nereye gidecek, ben de merak ediyorum ama Kadri Samsunlu'nun ayrılması, tekrar belirtmemde fayda var. Havacılık açısından oldukça ilginç bir adım. Bakalım nereye gidecek, kim gelecek, bir transfer mi olacak, mevcut kadro mu devam edecek? Bizler de futbolcular gibi, bu işi takip edenler, bu işe doğru bakıyoruz. Şimdi gelelim diğer başka önemli bir konumuza. Malum Türkiye'de özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili en büyük problemlerin başında işte motoru anlattık. Motoru T'yi yavaş yavaş çözüyor. İşte PD-222 gelecek ama çok ciddi bir motorla birlikte bir kamera problemi var.
İşte bu kamera problemi TB2'lerde özellikle Westcam kameralar, Kanadalı Westcam şirketinin kameralarını alıp kullanmak söz konusuydu ama yavaş yavaş bu iş başka bir yere doğru gitti. Yaklaşık 2 yıl önce Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı sırasında düşen bir kameradan çıkan Westcam sonrasında Ermeni diasporası Kanada'da adeta ayaklandı ve Türkiye'ye Kanada'dan ambargo geldi bu kameralarla ilgili. Burada da Aselsan'a çok ciddi bir iş düştü. Aselsan geliştirdiği CATS olarak adlandırılan kamera sistemini daha da iyileştirdi ve bugüne kadar 150 adet CATS şu an gökyüzünde uçuyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Bey'in verdiği bilgiye göre Aselsan CATS'leri 12 ülkeye de ihraç etme başarısı göstermiş durumda. CATS dediğimiz o burunda yer alan kamera sistemi, işte akıncı da gövde altında bu. Bu kamera sistemi hedefi görüyor, işaretlemesini gerçekleştiriyor ve gerçekten böyle İHA'nın gözü, her şeyle gözü, çok önemli bir göz. Görüntüleri aktarıyor, hedefleri aktarıyor. Bu açıdan çok çok önemli. Ve Aselsan CATS'ten sonra kamera konusundaki çalışmalara devam ediyor. Aselflir 500 şu an üretimde ve Aselflir 500'ün de artık testlerinin sonuna gelmiş durumdalar. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un verdiği bilgilere göre testler bitmek üzere. Çok yakın bir sürede bunların teslimatları başlayacak ve gerçekten çok çok önemli bir aşama gerçekleştirmiş olacak. Sadece tabii CATS değil, Akıncı deyince AESA radarını da ben belirtmek istiyorum. AESA radarı gerçekten çok çok önemli bir radar. Bir anda çok fazla hava yer hedefini takip edebiliyor ve bu takip sayesinde çok uzun menzilden angajman gerçekleştirilebiliyor ve uzun zamandır da Aselsan AESA radar sistemleri üzerinde çalışıyor ve bu AESA radar sistemini de ilk olarak, o da çok yakın bir süre içerisinde muhtemel eli kullandı diyoruz, Akıncı'da denenecek. Akıncı AESA radarına kavuşacak. Arkasından da o Murat olarak adlandırılan AESA radarı F-16 Özgür'de de görmeye başlayacağız. Bunlar gerçekten çok çok önemli gelişmeler. Bu işlerde eli kulağında diyelim. Bir taraftan da tabii beklediğimiz TB3 uçuşu var. Onlarla da ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz. Evet, bugün bir rekor uçuşuyla başladık. PD-170'in rekor uçuşu tam 35 saat havada kaldı. Arkasından Türkiye F-16 verirken Amerika Yunanistan'a F-35 veriyor. O konuyu irdeledik. Eurofighter'a Almanya'nın Suudi Arabistan için yapılacak satışa nasıl tabiri caizse takos koyduğunu konuştuk. Sonra Türk Hava Kurumu'nun ambulans helikopterlerinin durumuna baktık. Burada bir bilgi kirliliği var. Amacım bu bilgi kirliliğini açmak size daha doğru dürüst bilgiler verebilmek. Kadri Samsunlu İGA'nın CEO'suydu. Görevinden dün ayrıldı. Onu anlattık. Mali'de meydana gelen gerçekten çok feci uçak kazasını konuştuk ve şu ana kadar Türkiye'nin İHA'lardaki motordan sonra en büyük problemi olan CATS kamera sisteminin başarısı, yenileri yolda ve AESA radarı Akıncı'ya konuştuk. Bunlarla birlikte gündemimizi tamamlamış olalım. Biraz uzun bir video oldu. Umarım keyif alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.